Merhaba ben Murat Muratoğlu dediğinin arkasında duran karanlıkların lordu. Hey Mike buralarda biri dolar kehanetinde bulunmuş dostum. Senin her şeyden haberin vardır ne dedi? Sana bilmediğimi söyledim. Şimdi lütfen burayı derhal terk et. Mike eski dostum Benjamin Franklin hatırlarsın. O öyle düşünmüyor ama. Belki bu 100 dolar hatırlamana yardımcı olur. Galiba şöyle oldu. Bir ay kadar önceydi. Murat o gün çok mide yemişti. Yani... Ben bu şey... 8'in altında kapat diyorum. Diyorsun. 8'in altında kapat. Bunu benden duymadın adamım. Şimdi git lütfen. Bir ay öncesinden bahsediyorsun. yılın bitmesine daha çok var. Ama verdiğim bilgiler tamam. Benim için yeterli. Unutma 100 dolar her zaman zihni açar. Şimdi gelelim neler oluyor piyasalarda. Beni arıyor, beni soruyor. Hayırdır inşallah. Piyasalarda hareket kesilmeyecek. Çıkacak, inecek. Buyurun bakalım daha bize neler edecek. Nispeten olumlu bir döneme girdik. Ha ihracat kötü, turizm çok kötü, işsizlik kötü, enflasyon kötü. Fakat bütün bunlar canımızı sıkmak için biraz bekleyecek. Türkiye piyasalarının nefes alması adına önce kısa vadeli de olsa yabancı para girişine ihtiyacımız var ki muhtemelen bu gerçekleşecek. Yine de bunların uzun vadede sürmesini beklemek fazla iyimserlik olur. Faizlerin artacağı Erdoğan'ın konuşmasıyla kesinleşti. Zira bu durum piyasalarda fiyatlanmaya başlamıştı. Hadi çok kısa da olsa biraz teknik anlatayım. Piyasalardaki faiz beklentilerini ölçmek için Overnight Index Swap dediğimiz swap piyasalarındaki fiyatlamalar kullanılır. Bu faizlerden hesapladığımız discount faktör yani iskonto oranlarını cubic spline interpolasyon yöntemiyle günlük değerlere indirilir. İşte bu acayip kelimelerin kullanıldığı hesaplamalara göre faizler Şubat ayına kadar artmaya devam edecek. Ve sonrasında düşüşe geçecek. Hey be böyle anlatsam bir de kimsecikler seyretmez herhalde. Biliyorum da anlatmıyorum. Ama şuradan hesaplıyorum. Şubat'ın sonu Mart. Halkbank davası. Kaçsa yaptırımları. Acaba Biden'ın beyaz saçı beyaz kaşı hatırına giderler mi yaptırıma? İşte tam burada Joe Biden'ın dış politikalar danışmanı Michael Carpenter açıklama yaptı. İktidarların da Türkiye ekonomisini çökertecek. Yaptırımlar uygulamak yerine başka yollarla baskı yapmayı planladıklarını belirtti. İşte bu durumda piyasanın sevdiği pozitif etkilerden biriydi. Zira devir teslim ve yemin töreni 21 Ocak'ta. O zamana kadar sürpriz bir gelişme yaşanmazsa bir keyif çayı içer miyiz? Peki Amerika'da Biden'a güvenebilir miyiz? Hiç sanmıyorum. Az buz değil ama hala yıl sonuna 45 gün var. Felaket Joker hakkımız kalmadı. Hepsi kullanıldı. Yani ortalığı daha fazla germekten kaçınılacaklar ve nispeten sakinleşecektir. Amerika'dan gelen bu açıklamayla beraber Erdoğan sahne aldı. Ekonomide köklü değişim mesajları yolladı. Piyasalar buna bayıldı. Rekabetçi kur söylemleri kenara bırakıldı. Aslına bakarsanız öngörülebilirlik, şeffaflık, merkez bankamızın yanındayız gibi yıllardır söylediklerini tekrarladı. Piyasalar iyi habere harmandı. Ekonomide yeni dönem sözünü de duyunca doyamadım söylemlerin tadına. Ülke risk primini düşüreceğiz dedi. Bakın burası çok önemli. Berat. Bu Türkiye'nin yurt dışından borç bulabilmesi için çok önemli. Hani hep CDS dediğimiz Credit Default Swap bir anlamda borcunu ödeyememe sigorta primleri 550'deydi. Kısaca özet geçeyim. Ülkeler için hesaplanan her 100 CDS puanı dolar bazında %1 oranında bir maliyete denk gelir. 550'nin anlamı dolar bazında %5.5 ekstra faizdir. E istenilen getiriyi de koyarsanız onunla beraber %7.5 %8 anlamını taşır. İşte bu 550 bas puan olan CDS'imiz 400 puana kadar indi. Faizler için çok ciddi bir gerilemeydi. Çünkü o tefeci faiziyle Türkiye borçlanamıyordu. Şimdi o kanallar nispeten de olsa açıldılar. Risk puanının azalması aynı zamanda Türkiye'ye kısa vadede olsa bile getiri arayan yabancıların radarına soktu. E şahsın bunu defalarca dile getirdi önceki videolarda. Peki Erdoğan başka ne dedi? Para ve maliye politikaları uyumlu olacak. Daha önce neden uyumsuzlardı? Bakın bunu hiç cevaplandırmadı. İlginçtir ama hukukun üstünlüğü dedi var mı ötesi? Size ilginç bir kehanette daha bulunacağım. Biraz iddialı olacak ama Osman Kavala üç vakte serbest bırakılacak. Aha da yazıyorum buraya. Neyse ekonomiye dönelim. Bu para ve maliye politikası mesajı yurt dışı yatırımcılara verilen bir mesajdı. Üzerinize fazla alınmayın yani. Adamların devamlı şikayet ettiği para politikasıyla bir şeyler yapıyorsunuz, maliye politikasıyla başka bir şey yapıyorsunuz. Yani sıkı para politikası uygulayacağım deyip çok ucuza zararına kredi dağıtıp genişliyorsunuz. İşte bu durum son bulacakmış. Keşke o kadar kolay olsaymış. Ve gelelim en vurucu cümleye. Acı da olsa doğru reçete uygulanacak. E tatlı tatlı yemenin acı acı reçetesi olur diyecek hali yoktu. İtiraf niteliğindeydi. Yoksa acı çekmeden, bedel ödemeden, kötü günler görmeden buradan çıkmamız pek olası değildi. Bunun bir diğer anlamı faizlerin arttırılması gerekiyorsa arttırılacak demektir. Ki faizlerin buraya kadar gelmesinin sebebi kimdi? Kimdi, 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 ah kimdi? Rezervler güçlendirilecek. İyi de önce bir eksi rezervlerimizi sıfıra indirsek. Kaçtı? 48 milyar dolar mı? Peki güçlendirmek için piyasadan dolar toplarsan ne olur acaba? Bunları söyledik defalarca anlayana. Bu açıklamaların hepsi sanki yeni başa geçmiş bir hükümet. Toplantısında söylenen sözler gibi. Son 7 yıldır aklınız neredeydi? Aslına bakarsanız yol bitti dönüş yok artık geri. Nitekim bu verilen mesajlar son derece pozitif bir etki yarattı. Bunların hepsi yatırımcıların duymak istedikleriydi. Hani derler ya ona duymak istediklerini söyle diye. Bu sefer atar gider yapmadı, kimseyi suçlamadı ve işe yaradı. Sıra geldi eyleme. Keşke onca sorun birden bitiverseydi niyet beyan etmekle. Geri dönüş kolay değil. Piyasalar bu dediklerinin yapılıp yapılmayacağını Merkez Bankası'nın faiz arttırımıyla test edecekler. Gidip de 19 Kasım'da Merkez Bankası toplantısında cücük kadar faiz arttırırlarsa görürüz o zaman tavşan deliğini ve nereye gitti. Ah eski alışkanlıklar. Ama söyleyeyim böyle gider 2-3 ay. Peki ya sonra? Sonrası Erdoğan'ın konuşmasının sonlarında saklı. Dedi ki en kısa sürede enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız ve faizlerin enflasyon seviyesinde tutulma mecburiyeti bu konuda verdiğimiz mücadeleyi zora sokuyor. Faiz sebep enflasyon neticedir. Hop. Burada patlıyoruz. Ama oraya kadar iyi gittik. Huylu vazgeçmedi. Ama şöyle bir kural var ki konu paraya gelince insanlar bırak başkanı, kralını tanımazlar. Paranın dini, imanı, milleti, vatanı yoktur. Nerede kar görürse, kendini güvende hissederse oraya akar. Velakin hak arar, hukuk arar, şeffaflık arar, güven arar. Yani bu yabancılar önce şansını denemek için gelirler eğer söylenenlerin yapılmadıklarını görürlerse uçarlar, giderler başka memleketlere. Bu kadar basit. Anlamadıkları ne? bizi daha düşük faizlerin kurtaramayacağı. Bugün mevcut kredi faizini ödeyemeyenlere daha düşük faizlerle borç verilmesiyle neyi amaçlıyorlar acaba? Yatırım mı, üretim mi, işe alım mı? Geç bunları. Bu saatten sonra yapılacak en iyi hamle ülkeyi normalleştirme. Devamlı didişmeme. Demokrasiyi ve adaleti geliştirme. Peki yaparlar mı? Ancak görüntüyü kurtaracak kadar. Halen beslenmeyi bekleyen yüz binlerce partili var. Sahi demokrasinin bir amaç değil de araç olduğunu kim söylemişti? Sizce değişti mi? Peki hukuk ve insan hakları olmadan ekonomi iyileşir mi o zaman? Bu sebeple iyimserliğim kelebek misali. İki gün sonra hızlı büyüme diye tutturacaklar. Yine ekonomiye takla attıracak. Bakın, esas sorun da tam burada. Bu iş takım işidir. Liyakat işidir, güven işidir. Bu işi bana bırakın, ben hallederim. Rahat olun, canını okurum, aklını alırım, manyak yaparım tarzıyla olmaz. Ne Amerika, ne Almanya, ne İngiltere, ne de başka bir ülke. Kimse başaramaz. Piyasayla öyle devamlı oynanmaz. E bakıyoruz, takım aynı takım. Anlayış değişti mi? diyorlar ama sanmıyorum. Biraz iyi gidelim sonrasını ben size gösteririm. İşin açıkçası ben de dolar hep yukarı. Altın uçacak kaçacak videosu çekmeyi bilirim. İyimser videoların seyredilmediğine de bizzat şahidim. Ya dolar tabii ki yükselecek. Türkiye'de enflasyon olduğu sürece Türk lirası mahkum değer kaybetmeye. Ancak bu işlerin bir de alternatif maliyetleri var. Alın işte faizler artıyor. E dolardayken ve altındayken faiz alamıyorsunuz. Dolayısıyla zamanlamayı iyi ayarlamalısınız. Aradaki fırsatları kaçırmamalısınız. Ya artık bu açıklamalardan nasıl gaza geldiyse Societe General ki büyük bir kurumdur. Türkiye hakkında bir rapor yayınladı. Doların 6.92'ye kadar inebileceğini açıkladı. Ki bu aynı kurum 2 hafta önce doların 9 lira olacağını iddia etmişti. Piyasalar böyledir. Gelişmelere göre değişkenlik gösterir. Hep yukarı diyen bek seyredilir ama düşünün bakalım insana ne verir. He sosyetin dediği gibi 6.92'ye insin arabanı sat dolara gir. Piyasalar her daim abartır. Çok dikkatli olmak gerekir. Yıllarca fon yönetti Amacım en yüksekten satıp ya da dipten alıp kar etmek hiç olmadı. Siz de denemeyin başaramazsınız. Bu yüzden trenden ineceğiniz, trene bineceğiniz zamanı hesaplayacaksınız. Mesela altın. İşte o midye videosunda yıl sonunda 2000 doların altında kapanır dedim. Ya zaten bunların hepsi için ayrı bir video çekeceğim. Hesap verme niteliğinde kanıtlarla, delillerle. Altına dönersek gram altının fiyatı bağlı iki değişkene. Dünyadaki ons başına altın fiyatları, Türkiye'deki dolar fiyatı. Nitekim altın ölçü birimi ons, fiyatı da dolar. Tamam, dünyada herkes para basacak da bu para niye altına gitsin? Bu soruyu cevaplayabiliyor musunuz? O yüzden devamlı durmayacaksınız. Dalgalardan yararlanacaksınız. Aynı şekilde borsa. Yabancı girişi de olursa ki olabilir, tadından yenmez hale gelir. Diğer yandan faizlerin arttırılması borsa için iyi değildir. Ama Türkiye'de bu durum normalleşmek olarak algılandığından hisse senetleri prim yapıyor. Ama şöyle düşünün. Sabit ve garanti getiri artarsa riskli getiriye talep düşer. Akılda bunu tutmanın da yararı var. Yoksa Türkiye'de hiçbir şey süt liman olmadı. Zamanı geldiğinde yanlışlarımızla yüzleşmemiz gerekecek. Artık borsa hakkında ikinci bir videoyu daha çekmek farz oldu. Peki ikinci videoyu çekersem nasıl haberiniz olacak? Buyurun iki gün önce video çektim. Abone olmazsanız Bugünkü videoyu nasıl izleyeceksiniz? Abone olmak yetmez, zili de açacaksınız. Ben video yayınlayınca hop çalacak. Bir de söz verdiğim gibi şu Insta'da kısa kısa videolar işine başlayacaktım. Araya çok şey girdi. Bir gün buluşalım anlatırım. Ama yapacağım. Yoksa en kötü Instagram'dan istifa mektubumu yollarım. Takipte kalın. Kalbimin sizinle, gücün bizimle olduğunu unutmayın.